Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve ila cemil enbiyayı vel mürselin. Ve ila cemil evliyayı. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tefsir dersine başlamıştık. Fatiha'yı kısaca izah etmeye çalıştık. Allah nasip ederse Bakara suresinden devam ediyoruz. Eğer Fatiha Kur'an'ın özü ise bu durumda Kur'an Fatiha'yı tefsir eder. Bakara suresi hemen Fatiha'dan sonra gelir. Bakara suresi de bütünüyle Fatiha'yı tefsir eder. Fatiha'yı nasıl anlamamız gerektiğini bize öğretir. Hep beraber anlamaya çalıştıkça bunun böyle olduğunu göreceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bu harflere hurufu mukatta'a deniyor. Yani kesik kesik okunan harfler. Kesik kesik tek başına okunan harfler. Birleştirilmeyen ayrı ayrı okunan harfler. Bu harfler üzerinde birçok alimimiz, müfessirimiz yorum yapmıştır. Bu harfleri tabi'in sahabeye sormuştu yalnız. Hazreti Ebubekir'in bir cevabı vardır. Buyurdu ki, her kitabın bir sırrı vardır. Bu harfler de Kur'an'ın sırrıdır. Sır demek, bilinmeyen demek değildir. Hiç kimse tarafından bilinmeyen ya da anlaşılmayan demek değildir. Sırra vakıf olanlar sırrı biliyor demek. Evet, her ne kadar bazıları Allah'tan başka kimse manasını bilmez, Resulullah Efendimiz de bilmiyordu demişlerse de bu doğru olmaz, olamaz. Eğer Allah onu Resulullah Efendimiz'e indirmişse mutlaka manasını da beraberinde ona öğretmiştir. Ama genel olarak anlaşılan, anlaşılması gereken nedir? Her bir harfin kendine ait bir manası vardır. Bütün varlık, bütün kainat, hepsi Allah'ın kelimesidir. Yani Allah bütün kainata, bütün varlığa, en küçüğünden en büyüğüne kadar bir mana yüklemiştir. Evet, kelime demek, harflerin bir araya gelip bir anlam taşıması demektir. O anlamı ona yükleyen Allah'tır. Evet, eğer bu harfler surenin başında geliyorsa, kesik kesik okunuyorsa, Allah bu harflerle, bu harfleri bir araya getirerek böyle bir kitabı indirdi, böyle bir sureyi indirdi. Eğer bunun Allah kelamı olduğuna inanmıyorsanız, hadi sizde böyle bir kitap, bu kelimeleri, bu harfleri bir araya getirip kelime oluşturur, indirir, yapın. Bir kitabı değil, bir sureyi yapın. Hatta size yardım edecek olanları da çağırın. Ne buyurdu? Evet, yapamazsınız. Gücünüz buna yetmez. Önce böyle anladık. Böyle anlaşılması gerekir. Evet, harfleri bir araya getirip kelime,
Sonra cümle ayet yapan Allah'tır. Hadi siz de eğer bu Allah kelamı değilse siz de bu harfleri bir araya getirip bir ayet, bir sure oluşturun. Yapın. Yapın. Ondan sonra inkar edin. Bu beşer kelamıdır deyin. Evet, bunun başka bir manası. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Eğer bütün denizler mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, hepsi Allah'ın kelimelerini yazsa bitiremezler. Bir o kadarını daha ilave etseniz yine Rabbinin kelimeleri tükenmez. O zaman Kur'an eğer bütün denizler mürekkep olsa, ağaçlarda kalem olsa yazsa bitmez. Neyi anlamaya çalışıyoruz o zaman? Bize lazım olanı, bize gerekli olanı. Evet, ne buyurdu yine? Ne yaş, ne kuru. Bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Allah her şeyi yazmıştır yani. Her şeyi kitabında vahyetmiştir. Bize her ne lazımsa mutlaka onu Allah vahyetmiştir. Hatta İbni Abbas Hazretleri söylüyor, Hazreti Abbas'ın oğlu. Eğer devemin yuları kaybolsa onu Kur'an'dan bulurdu. Allah hiçbir şeyi eksik bırakmamış demek için bunu söylüyor. Yani hiç kimse bu Allah'ın kitabında yoktur diyemez. Olmayan hiçbir şey kitapta yoktur. Her şey var, mevcut. Bir kul olarak, bir beşer olarak bize ne lazımsa onu öğrenmemiz lazım. Sonsuz bir deryadan içmemiz lazım yani. Neye ihtiyacımız varsa onu alıp içmemiz lazım. Öz itibariyle herkese lazım olan şey nedir? Onun yaratılışının gereği, sebebi, Allah'ın muradı neyse önce onu anlaması lazım. Zaten Fatiha'da bunu anlıyordu. Allah ona bunu anlatıyordu. Evet, Bakara suresiyle o kulluğu aşmaya devam eder. Allah hemen bu harflerin peşinde müminleri anlatır. Müminler nasıl bir haldedir onu anlatır. Sonra kafirleri anlatır. Beş ayetle müminleri, iki ayetle kafirleri, 12 ayetle münafıkları anlatır. Onların hallerini anlatır. Yani Allah'a abd olanları, sırat-ı müstakimde olanları anlatır. Bir de gazaba uğrayanları, delalete kalanları anlatır. Evet, ne dedik? Elif, lam, mim dedik. Aynı zamanda her bir harf Allah'ın ismini temsil eder. Elif, evvel, ahir, ehad olan Allah demektir. Elif aynı zamanda sesli bir harftir. Arapçada başka sesli harf yoktur. Tek harftir. Sesli harf. O olmadıkça hiçbir kelime anlam taşımaz. Evet, Allah olmadıkça, Allah ile beraber anlamadıkça kainatta, varlıkta hiçbir şey anlam taşımaz. Allah bütün varlığın, bütün kainatın, her şeyin anlamı demektir. Eğer onsuz bir şeyi düşünürsek o anlamsızdır. O anlamından koparılmış demektir. Onu anlayamadık demektir. Evet, bir kelimenin içinden sessiz harfleri çıkardığımızda o kelime nasıl kelime olmuyorsa aynı şekilde evvel, ahir ve ehad olan Allah'ı varlıktan çekip çıkardığımızda, yok saydığımızda yani bütün varlık, her şey anlamsız olur. Hayat anlamsız olur.
Hem de Allah'ı evvel ve ahir olarak bilmen lazım. Ehad olarak bilmen lazım. Yani hiçbir şerikinin, ortağının olmadığını kabul etmen lazım. Bütünüyle hükmün Allah'a ait olduğunu kabul etmen lazım. Önce de Allah vardır, evvelde de Allah vardır, ahirde de gene Allah vardır. Lam dediğimizde neyi anlamamız lazım? Evet, bir tek isim bu kelimeye, bu harfe tekabül ediyor. O da Allah'ın Latif ismidir. Latif demek, lütuf sahibi demektir. Lütfeden demektir. Aynı zamanda her varlığa, her zerreye sızmış çok ince nur demektir. Evet, Allah yerlerin ve göklerin nurudur buyurdu. Allah latiftir, yerlerin ve göklerin nurudur. Bütün nuru, bütün varlığa, bütün mahlukatta sızmış demektir. Allah her şeyiyle her şeyi biliyor demektir. Nasıl? Huvel evvelu, huvel ahiru, huvel zahiru, huvel batın. Ve huve bi kulli şeyin alim. Allah evveldir, Allah ahirdir. Allah zahirdir, Allah batındır. Her şeyle her şeyi bilendir. Bir şeye bakıp dışarıdan onu görüp bilen değildir. Onunla onu bilendir. Onun hakikatidir çünkü. Evet. Lam, evet, evvel, ahir, ehad olan Allah latif. Allah kendini tanıtıyor. Sonra ne diyoruz? Mim, elif, lam, mim. Yani elif, lam dediğimizde evvel, ahir, ehad olan Allah latiftir, lütuf sahibidir. Nuri bütün varlığı kuşatmıştır, içine almıştır, ihata etmiştir. Aynı zamanda bütün varlığa karşı lütuf sahibidir, ikram ediyor, ikram etmiştir. Tabii önce insana, kendine. Evet, mim diyoruz. Allah bu lütfi, bu ikramı Muhammed ile yapmıştır. Allah'ın ilk yaratmış olduğu nur, Resulullah Efendimiz'in nurudur. Sonra bütün varlığı o nurun tecellisinden yaratmıştır. Dolayısıyla lütfünü o hakikati Muhammediye ile yapmıştır diyoruz. Demiş oluyoruz. Sonra Allah'ın mim ismiyle gelen isimlerini ne yapıyoruz? Buna bağlıyoruz. Allah nasıl ikram etmiştir? Allah meliktir. Hüküm onun, mülk onun. Hükmeden Allah'tır. Allah maliktir. Maliki yevmiddin'dir. Malikül mülktür. Allah mümindir, iman verendir. İmanı lütfedendir. Allah müheymindir, koruyandır, gözetendir. Evet, isimleri böyle tek tek ne yapmamız lazım? Oraya bağlamamız lazım. El mümin, el müheymin, el mütekebbir, el müstebir, el muiz, el muzil, el macid, el mecid, el mücib, el mümit, el muhit, el muid, el muhsi, el muksid, el mugni, el mani, el müntakim, el mukaddim, el muktedir, el muvekkil, el müteali, el metin, el malikül mülk diye bağlıyoruz. Her bir ismi tek tek Allah'ın o isimlerle nasıl lütfettiğini anlıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. O zaman ne demiş oluyoruz? Evvel, ahir ve ehad olan Allah latiftir, lütuf sahibidir. Bütün varlığa, bütün mahlukata lütfetmiştir. Muhammed ile lütfetmiştir. Hangi isimleriyle? Evet, bu saydığım isimleri sayıyoruz. Her biriyle nasıl lütfetmiştir, nasıl ikram etmiştir onu anlıyoruz. Çünkü devamında Bakara suresini okurken Allah nasıl lütfetmiş onu göreceğiz. Bu lütuftan kaçanların o lütuftan nasıl mahrum olduklarını anlarız. Allah'ın kuluna bahşettiği en büyük lütuf imandır. En büyük lütuf
onu muhatap alıp onu kendisine abd olarak seçmiş olmasıdır. En büyük lütuf ona peygamberi gönderip, kitabını gönderip ona vahyetmesidir. Ama biri eğer Allah'ın göndermiş olduğu peygamberinden kaçarsa, indirmiş olduğu kitabından, Kur'an'dan, vahyinden kaçarsa, onu yok sayarsa Allah'ın lütfundan mahrum kalmıştır. Allah'ın kendisine bahşettiği şerefi kabul edememiş, reddetmiştir. Kendisini bir avuç toprağa feda etmiştir. Nefse ait ne kadar arzu istek varsa hepsi toprağa aittir. İnsan topraktan, beden itibariyle topraktan yaratıldığı için topraktan olana meyleder. Eğer kendisi toprağa bağımlıysa, nefsine bağımlıysa. Ama bir de onun Allah'tan olan ruhu vardır. Ne buyurdu Hazreti İsa için? O Allah'ın kelimesidir. Kelimeyi okumaktır, anlamaktır. Eğer sen bir kelimeyi anlamadınsa, istediğin kadar ona bak, istediğin kadar onu tekrar et. Sen onu okumuş olmuyorsun. Önce neyi okuman lazım? Önce kendini okuman lazım. Önce kendini anlaman lazım. Kendini tanıman lazım. Kendinle beraber Allah'ı tanıyabilirsin, anlayabilirsin. Onun için ne buyurmuştu? Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu. Kim nefsine, kendine, hakikatine arif olursa, marifet sahibi olursa, o Rabbine karşı marifet sahibi olur. Marifetullah'a erer, ermiş olur. İstediği kadar dışarıda Allah'ı arasın, bulamaz. Rabbini kendisinde bulması gerekir. Evet, ne demiştik? Elif, lam, mim demiştik. Her bir harf Allah'ın isimlerini anlatır demiştik. O zaman kul hangi kelimeyi söylerse söylesin aslında Allah'ı zikrediyor. Evet, yerde, gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hamd ile tesbih eder. Farkında olsan da olmasan da evet, durmadan sen Allah'ı tesbih ediyorsun. Ama Allah'ın senden istediği nedir? Kendi irademle Allah'ı kabul edip, seçip onu öyle tesbih etmendir. Ne buyurdu? Bütün canlı varlıklar istese de istemese de Allah'a secde ederler. İstese de istemese de. Nasıl secde ediyor? Yani Allah'ın emrinin dışına çıkamaz. Allah'ın kudretindedir. Allah'a baş kaldıramaz. Allah'a itiraz edemez. Allah'a karşı hiçbir gücü yoktur. Hiçbir şekilde, hiçbir kudreti yoktur. Hiçbir şey yapamaz. Allah dilemedikçe secdededir. Emrindedir yani. Allah'ın emrindedir. Ama Allah ondan neyi istiyor? İsteyerek Allah'ın emrine tabi olmaktır. Kendi iradesiyle. Allah'ı seçmesini istiyor. Kendisini seçmesini istiyor Allah. Evet. Eğer bütün harfler, her bir harf Allah diyorsa, Allah'ı anlatıyorsa, o zaman bütün kainatta, bütün varlıkta Allah'tan başka hiçbir şey yok demektir. Biri La ilahe illallah dediğinde, Allah'tan başka ilah yoktur dediğinde, aynı zamanda her bir ismi illallah'ın yerine koyalım. Yani La rahmane illallah. La rahime illallah. La melike illallah. Her bir ismi böyle. La ilahe illallah'la beraber kullandığımızda evet, hiçbir şeyin
Allah hiçbir şeyin dışında kalmadığını görürüz. Bütünüyle her anda her şeye müdahil olduğunu görürüz. Müdahale ettiğini görürüz. Anlarız. Böyle anlamadıkça Allah'ı bilmemiz mümkün değildir. Yoksa haşa ne yapmış oluruz? Nasıl bir zanda bulunmuş oluruz? Sanki Allah dünyayı yaratmış, sonra arşa istiva etmiş, oradan seyrediyor. İnsanlar kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kimi yanlış yapıyor, kimi doğru yapıyor. Allah da seyrediyor. Kimi kazanıyor, kimi kaybediyor. Mesele böyle değildir. Allah öyle söylemiyor. Ben her anda işe müdahale halindeyim. Allah her anda bir şeendedir buyurur. Her anda bir iştedir. Her anda bir tecellidedir. Allah her anda seninle birebir muhataptır. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah bir kulunun gönlüne günde en az 300 sefer tecelli eder. 3-5 dakikada bir ona ne yapması gerektiğini söyler. Kul bunu duymaz, işitmez. O başka. Kul duymak istemeyince, görmek istemeyince ne duyar, ne görür, ne de bunu anlar. Evet, ben biraz devam edeyim isterseniz. Zalikel kitabu la reybe fih. Huden lil muttakîn. Evet, işte bu kitap. Kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Bu müttakiler için hidayettir. Bu kitap kimin için hidayetmiş? Müttakiler için. Müttaki olmayanlar için hidayet değilmiş. O zaman herkes de takvanın olması gerekir ki Allah hitap etsin. O zaman takvayı kullanılan bir şey olarak anlamak lazım. Elbette ki takvanın dereceleri vardır ama takvanın birinci derecesi vardır. Yani bir müşrikte de takva var ki Kur'an'ı kabul ediyor ve ona hidayet oluyor. Değil mi öyle? Evet, takva, birinci derecedeki takva nedir? Hakikati kabul etmek. Ön yargılı olmamak. Peşin hükümlü olmamak. Hakikati gördüğünde onu kabul etmek. Aklını kullanmak, doğru kullanmak. Aklına itimat etmek. Allah'ın vermiş olduğu akla itimat etmek. Güvenmek. Herhangi bir şey için bu doğru müdür, yanlış mıdır deyip akla takdim ettiğimizde aklımız doğru dediyse onu doğru olarak kabul etmek. Yanlış dediyse yanlış olarak kabul etmek. Herkes böyle yapıyor. Falanca böyle söylemiş deyip ona değil, aklına itimat etmek. İtimat edip ona bu hakkı vermek. Eğer biri kendisine seçim hakkı tanımıyorsa, herkes böyle yapıyor, atalarımız böyle yapmıştır diyorsa aklına itimat etmemiştir. Aklının verdiği hükmü kabul etmiyor demektir. Aklının verdiği hükmü kabul etmeyenler Resulullah Efendimiz'e iman etmediler. Akıl hükmü doğru veriyor ama sahibi aklını kabul etmiyor. Mesela Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil'in kölesi ona soruyor. Biz savaşa gidiyoruz. Onunla savaşa gidiyoruz. Sen şimdi gerçekten Muhammed'in peygamber olduğuna inanıyor musun, inanmıyor musun? Diyor Ebu Cehil dedi ki ona Emin ismini ilk veren ben. Onun peygamber olduğuna inanıyorum. O gerçekten peygamberdir. O gerçekten doğru söylüyor. O gerçekten emin biridir. Akli hüküm verdi, doğru hüküm verdi. Ama dedi,
Eğer ben onu peygamber olarak kabul edersem, bu durumda onun her söylediğini yapmak zorundayım. Onun emrinin altına girmek zorundayım. Kabe'yi ona teslim etmek zorundayım. Bütün şeref onun olmuş olur. Ben şerefimi kaybederim. Bunun gibi birçok sözler söyledi. Bunun sebebi nedir? Takvasını kabul etmemesidir. Yani takvali olmayışıdır. Aklının verdiği hükmü kabul etmemesiydi. Şu anda da bu böyle midir? Evet, şu anda da bu böyledir. Allah'a davet ediyorsun. Ne diyor? Herkes böyle yapıyor diyor. Peki sen bir aklını kullan, bir bak bakayım. Ya herkes doğru yapmıyorsa? Zaten Allah bunun sonrasında öyle söylüyor. Ne diyor onlar? Atalarımızın dinine uyuyoruz. Ya ataları bir hak üzerinde değilse, akıllarında kullanmamış ve mi yine uyacaklar? Aklarını kullanmamışlar. Sen aklını kullan. Allah sana eğer akıl vermişse bunun hesabını sana sorar. Kulum sen bunu anladın. Neden böyle yaptın? Herkes böyle yapıyordu. Sana ne herkesten? Eğer sahabe herkes böyle yapıyordu deseydi hiçbirinin iman etmemesi gerekirdi. Onun için böyle söyleyenler aklını kullanmayanlar. Aklının verdiği hükmü kabul etmeyenler takva sahibi olmayanlar olamayanlardır. Hakikati anladığı halde, gördüğü halde kabul etmeyenlerdir. Eğer böyle biri diyelim ki Hristiyan bir memlekette dünyaya gelmiş olsa asla iman etmezdi. Asla Resulullah Efendimiz'i, Kur'an'ı kabul etmezdi. Neden? Çünkü herkes Hristiyandır da ondan. O da Hristiyan olurdu. Oradakiler böyle yapıyor da Hristiyan oluyor da buradaki eğer aklını kullanmazsa mümin olur mu? Mümin olmaz. Yani senin mümin olabilmen için imanı kazanman lazım. Senin bir tavır ortaya koyman lazım. Onu kazanmış olman lazım. O öyle anadan, babadan, atadan gelen bir miras değildir. Senin anan baban Müslümandır diye sen Müslüman olmazsın, mümin olmazsın. Ya da ötekinin anası babası Hristiyandır diye o Hristiyan olmuyor. Takvası olmadığı için Hristiyan oluyor. Buradaki de iman etmemişse takvası olmadığı içindir. O öylesi namaz da kılıyor yalnız. Namaz kılıyor ama nasıl bir namaz kılıyor? Ne buyuruyor diye ayet-i kerimede? Evet, onlar iman ettiklerini söylüyorlar. Mümin olduklarını söylüyorlar ama onlar iman etmemişlerdir. Onlar Allah'ı ve müminleri kandırmaya çalışıyorlar kendi akıllarınca. Onlar ancak kendilerini kandırırlar. Aynı şekilde ne buyurdu? Böyle olsun o namaz kılanlara ki onlar dini yalanlıyorlar. Namaz kılıyor ama dini yalanlıyor. Anadan atadan bir miras olarak kabul etmiş. Onun için ben iman ettim diyor. Anası, atası, büyükleri, toplum başka bir dine mensup olsaydı, ateşperest olsaydı o da ateşperest olurdu. Aklını kullanmıyor çünkü. Ama Allah bir nimeti vermişse mutlaka onun hesabını sorar. Öyle körü körüne Allah kimseden kulluk istemiyor. Öyle taklidi olarak kimse mümin olmaz. Mümini taklit etmekle mümin olunmaz. Müslüman olunmaz. Takva sahibi olunmaz. Senin takvayı kullanman lazım. İmanı kazanman lazım. İhlası kazanman lazım. Teslimiyeti, edebi kazanman lazım. Allah'ın bunu sana ikram etmesi lazım.
Ne buyurdu? Zalikel kitabu la raybe fih huden lilmuttakin. Evet, bu kitap içinde şüphe olmayan kitaptır. Bu kitap müttakilerin kendisinden şüphe etmediği kitaptır. Bu kitap müttakilerin kendisiyle hidayete ereceğini şüphe etmediği kitaptır. Hepsi bir de. Eğer biri hidayeti Kur'an'ın, kitabın dışında arıyorsa bilelim ki evet o müttaki olamamıştır. Aklını kullanmıyor yani. Müttaki deyince böyle anlamak lazım. Hakkı hakikati gördüğü anladığı halde kabul etmeye yanaşmayan, kabul edemeyen demektir. Kendini topluma göre ayarlayan, çevresine göre ayarlayan, aman ben bir zarar görmeyeyim, ben bir sıkıntı yaşamayayım. Eğer sahabe sıkıntıyı göze almasaydı iman edemezlerdi. Sonra anam ne der? Sonra babam ne der? Kardeşim ne der? Hanım ne der? Çocuklar ne der? Toplum ne der? Mahalle ne der? Herkes ne der? Evet, dikkat edersek bunun içinde Allah ne der yoktur. Allah ne der derse zaten Allah söyleyeceğini söylemiştir. Eğer biri hidayeti Allah'ın kitabında aramazsa, bulmazsa, Allah'ın kitabıyla sirat-ı müstakime girip sirat-ı müstakimde yürümezse, onun hidayeti bulması, sirat-ı müstakimi bulması mümkün müdür? Evet, birçok yol kendine bulabilir ama hiçbiri de sirat-ı müstakim değildir, olmaz. Evet, kısa ve öz olarak Allah'ın kitabına uymak için neye uyuyordu? Fatiha'ya. Fatiha ile hidayetini bulması lazım. Allah'a abd olmak istiyorsa Allah'a abd olanlarla beraber olması lazım. Allah'ı istemek istiyorsa, her şeyden çok sevmek istiyorsa, rızasının, dostluğunun, cemalinin peşinden koşmak istiyorsa, evet, rızasının, dostluğunun, cemalinin peşinden koşanlarla beraber olması lazım. En basit bir şeyi bile öğrenmeden amel etmek, fiile dökmek mümkün değildir. En basit bir şeyi. Onun için insan eğitilmek üzere doğar. Öğrenmek üzere doğar. Öğretilmiş değildir. Ama diğer varlıklar farklıdır. Mesela bütün diğer canlı varlıklar farklıdır bunda. Mesela bir hayvan doğar. 5-10 dakika sonra ayağa kalkar. Anasının sütünü emer. Yarım saat sonra beraber yürümeye başlar. 2 saat sonra koşmaya başlar. Ama çocuk bütünüyle anaya babaya muhtaçtır. Teslim edilmiştir. Emanet edilmiştir. Zahiri olarak onların onu büyütmesi lazım, eğitmesi lazım. Sonra ona öğretir. Neyi öğretir? Yemeği öğretir, içmeyi öğretir, yürümeyi öğretir, giyinmeyi öğretir, hayatı öğretir. Nasıl bakması gerektiğini öğretir. Nasıl anlaması gerektiğini öğretir. Bütün bunlar öğretilirken Allah'a nasıl abdolunur? Bunu da öğretilmesi gerekmez mi? Her şeyi öğretsin zahire göre, dünyaya göre. Yani toprağa ait olanı öğretecek ama manevi olanı öğretmeyecek. Böyle bir şey olur mu? Gönlünü Allah'a nasıl açması gerektiğini öğretmesi gerekmez mi? Allah ile nasıl bir bağ kurması gerektiğini öğretmesi gerekmez mi? Allah'ın ipine nasıl sarılması gerekir? Allah'ı nasıl zikretmesi gerekir? Hayata Allah ile nasıl bakması gerekir? Bunu öğretmesi gerekmez mi? Bunlarla beraber bir de önüne örnek koyup
İşte senin örneğin peygamberindir. Bu örneği Allah önümüze koymuş, bizim örneğimiz budur demesi gerekmez mi? Ona ters düşen bir hal, bir tavır gördüğünde sen yanlış yaptın evladım demesi gerekmez mi? Allah'a ve Resulüne uyan hali tavrını övmesi, takdir etmesi gerekmez mi? Eğer biri böyle yapmıyorsa, ben müminim, ben Müslümanım diyorsa, o Allah'ın kitabını kabul etmemiş, dolayısıyla Allah'ı kabul etmemiştir. Resulünü örnek olarak kabul etmemiş, dolayısıyla peygamberi kabul etmemiştir. O nasıl mümin, nasıl Müslümandır o? O istediği kadar ben müminim, ben Müslümanım desin. Onun ne söylediği önemli değil. Allah onun için nasıl bir hüküm vermiştir? Geçerli olan Allah'ın hükmüdür. Evet, onun için söylüyoruz. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Kıyamet günü en çok hüsrana uğrayanlar doğru yaptığını zannedip yanlış yapanlardır. Doğru, neden doğru yaptığını zannediyor? Kendisine göre doğruymuş. Doğrusu Allah'a göre değil de ondan. Doğrusu Kur'an'ın ölçüsüne uymuyor da ondan. Resulullah'ın ölçüsüne uymuyor da ondan. Zalikel kitabu la raybe fih huden lil muttaqin. Ellezine yu'minune bil gayb. Onlar, o muttakiler gayba inanırlar. Sıradan bir inanma değildir bu yalnız. Gaybe iman ederler. Gayb, perdeli olan şey demektir. Perdeli olan. Bizden perdeli olan şey. Gaybi kim biliyor? Gaybi Allah biliyor. Bu durumda gaybi kimden öğrenmemiz lazım? Allah'tan, Resulünden. Ahiret gayb alemidir, gaybdir. Kabir alemi gaybdir. Melekut alemi, meleklerin bulunduğu alem gaybdir. Şeytanın, cinlerin bulunduğu alem gaybdir. Bir şeyi ki biz görmüyorsak, bizden görünmüyorsa o bizim için gaybdir. Cennet, cehennem gayb. O zaman çocuğumuza gayb alemini de öğretmemiz gerekir. Eğer biri her şeyi zahire göre anlamaya çalışıyorsa, zahirin ölçüsüne vuruyorsa, ben görmediğim şeye, anlamadığım şeye iman etmem, kabul etmem diyorsa, o gayba iman etmemiştir. Allah müminlerin gayba iman ettiğini söyler. O gaybden Allah ne kadar haber vermişse bilgimiz o kadardır, öyle iman ederiz. Allah kıyamet günü hepimizi hesaba çeker. Kıyamet günü vardır. Bu bizim için gaybdir. Ama Allah haber vermiştir. Ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Eğer Allah'a iman etmişsek gayba da iman ederiz. Bizim her şeyi bilmemiz, anlamamız, aklımızın her şeyi ihata etmesi mümkün değildir. O sadece görünen alemi, anlaşılabilen alemi ihata edebilir, anlayabilir. Ama gayb alemini ihata edemez. Dolayısıyla mümin gayba iman eder. Muttaki, akıl sahibi gayb alemine iman eder. Bilir ki bu alemden başka bir alem daha var. Görmediği alem vardır. Alemler vardır. İnsan kendi kendini bile göremez. Göremiyor. İnsana en yakın olan şey nedir? Kendi hakikatidir. Kendi hakikati nedir? Nefektu min ruhi. Ben ona ruhumdan nefettim. Sen Allah'ın nurunu taşıyorsun. Sana daha yakın ne vardır? Onu göremiyorsun. Allah. Hatta onu anlamıyorsun. Allah öyle buyurdu. Evet, sana ruhtan sorarlar. Onun hakkında, ruh hakkında Allah size pek az bir bilgi vermiştir. O konudaki bilgin çok azdır.
En basitinde mesela düşünüyorsun, aklediyorsun, hayal ediyorsun. Hafızan vardır, kaydediyor. Bunlar da senin için gayiptir. Gayb alemindendir. Nasıl oluyor? Onu bilmiyorsun. Ne deniyor mesela? Adam rahatsızlandı, beyin ameliyatı oldu denir. Biz de zannedilir ki beyinde bir işlem yapıyor. Doktorların itiraf ettiği şeydir bu. Yani bizim beyin ameliyatı dediğimiz şey, beynin üzerinde bir zar vardır. Oraya bir kan patisi falan gelirse o zarı zedelemeden nasıl alırız? Ya da orada bir kitle oluşmuş, o zarı zedelemeden onun üzerinden nasıl alırız? Derdimiz de o. Zedelense zaten gitti. İçine müdahale söz konusu değildir zaten. Zarı zedelemeden onu nasıl alırız? Bizim bütün şeyimiz budur. Beyin ameliyatı dediğimiz şey budur. Sonra o nasıl çalışır? O da bizim için bir gayb. O zaman eğer Allah birine akıl vermişse, onu ona kullandırıyorsa, onun gayb alemine kendinden başlayıp iman etmesi lazım. Aklına, iradesine, ruhuna iman etmesi lazım. Emindir ki vardır. Evet, müttakiler, aklını kullananlar mutlaka ne yapıyormuş? Bir de gayb alemine iman ediyormuş. Eğer Kur'an'ın hidayetini kabul ediyorsa, Allah Kur'an-ı Kerim'de ben iman etmiyorum diyenleri muhatap almaz. Onu okuyanlar, dinleyenler biliyor. Allah onları muhatap almıyor. Beşeri bir tabir kullanayım. Allah onları gözden çıkarmıştır yani. Onlara cehenneme kadar yolun var demiş. Allah sana akıl versin. Sen onu kullanma. Bile bile ters tarafa git. Hadi git yolun açık olsun. Der gibi. Kimi muhatap alıyor? Ehli kitabı muhatap alıyor. Neden? Çünkü onlar aslında Allah'ı kabul ediyor. Peygamberi kabul ediyor. Yalan yanlış, yarım yamalak olsa da bir dertleri vardır yani. Allah da ona ne diyor? Kulum yanlış yapma bak. Bana şirk koşma diyor. Bak doğru yap. Peygamberlerim arasında fark gözetme. Allah'ın muhatap aldığı kendisini ciddiye alanlardır. Bir zerre bile bir kul Allah'ı ciddiye alıyorsa Allah onu ciddiye alıyor. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah hiç kimsenin imanını zayi etmez. Bu ayet ehli kitap içindir. Evet, Allah kendisini ciddiye alanları ciddiye alıyor. Onları muhatap alıyor. Bu sadece ehli kitap için mi geçerlidir? Müminler, Müslümanlar da ehli kitaptan midir? Evet, onlar da ehli kitaptır. Eğer onlar, müminler, Müslümanlar ehli kitabın düştüğü duruma düşerse onlardan hiçbir farkı kalmaz. Kalmamıştır hatta. Evet, şu anda durum aynen böyledir. Onlar kendi kitaplarını tarif ettiler. Ama kitaplarını okumaya devam ediyorlar. Biz ne yaptık? Şeytan baktı ki Allah'ın kitabı Allah'ın korumasındadır. Onu tahrif etmesi mümkün değildir. Ne yapması lazım? O zaman bütünüyle bunu ortadan kaldırmak lazım dedi. Bunu söyleyen iblistir. Arkadaşlarına öyle söylüyor. Toplantı yapıp böyle karar alıyor. Bütünüyle ortadan kaldırmak lazım. Nasıl kaldıracağız? Mutlaka bunun yerine bir şey koymamız lazım ki bunu iman edenlerin elinden alabilelim. Bunu okutmayalım. Ya da başka türlü okutalım. Hiç fark etmiyor. Bütün mesele bu kitabı onların elinden almaktır. Alalım. Nasıl alabilirsek öyle alalım. Birçok yolu birden seçeneği önlerine koydu.
İşte size seçenekler. İnsana göre muamele edin. Onun durumuna göre muamele edin. Ne de mesela bu kitabı ancak ilim sahipleri anlar, alimler anlar. Onun için bu kitabı okuma, onların kitabını oku. Onlar okumuşlar, anlamışlar. Bizim ayrıca okumamız gerekmez. Biz onların yürüdüğü yolda yürürüz. Bu işin bir şekli. Tabii ki iş bununla bitmiyor. Mesela zahiri olarak fıkhi bir hüküm verileceği zaman nasıl hüküm verilir? Yani alimler fetvayı, hükmü nasıl verir? Onu öyle söyleyeyim. Denir ki Allah bir konuda hüküm vermişse, bir konuda bir ayet vardır. Ama Resulullah Efendimiz'in hükmü başka türlüdür. Bu durumda ayetin hükmü kabul edilmez, Resulullah Efendimiz'in hükmü kabul edilir. Neden? Çünkü Resulullah Efendimiz Kur'an'ı en iyi bilendi, en iyi anlayandı. Amenna. En iyi bilen, en iyi anlayandır. Ama yanlış hüküm. Devam ediyor. Diyelim ki alimlerimiz Resulullah Efendimiz'in verdiği hükümden başka bir hüküm verirse, bu durumda Resulullah Efendimiz'in hükmünü değil, alimlerimizin hükmünü kabul ederiz. Neden? Çünkü Resulullah Efendimiz'i en iyi bilen, tanıyan, anlayan alimlerimizdir. Sanki güzel bir şey gibi görünüyor. Sanki samimi gibi görünüyor. Ama iblisin bütünüyle hilesidir bu. Böyle şey olmaz. Böyle hüküm olamaz. Resulullah Efendimiz nasıl Allah'ın ayetine ters bir hüküm verebilir? Bunu söyleyen yani art niyetli dememek mümkün değildir. Ya da gerizekalı demek lazım. Alim, gerçekten alimse Resulullah Efendimiz'in verdiği hükmün dışında nasıl bir hüküm verebilir? Eğer münafık değilse, eğer ihanet etmiyorsa, böyle bir şey mümkün mü? Ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Benim hadislerim tartışma konusu olduğunda onları Kur'an'ın ölçüsüne vurun. Tutuyorsa alın, tutmuyorsa atın. Bana ait değildir o. Evet, bu hileyi kim yaptı böyle? İblis yaptı. Şeytan yaptı. Kur'an'ı elimizden almak için. Ona uymayalım. Bize hidayet olmasın diye. Allah eğer senin için Kur'an hidayettir dediyse, senin hidayeti başka yerde araman nasıl doğru olur? Kur'an senin için nurdur dediyse, sen nuru, ışığı başka yerde nasıl ararsın? O Allah'ın ipidir, ona sarılın dediyse, kimin ipine sarılıyorsun? Başka ip nerede bulacaksın? Aynı şekilde Resulullah Efendimiz size bir emanet bırakıyorum ki, ona sarıldıkça asla derlete düşmezsiniz buyurduysa, seni onu emanet olarak alman gerekmez mi? Almazsan emanete ihanet etmiş olmaz mısın? İnsanlığın tek bir sorunu vardır. Allah'ın kitabından, Kur'an'dan uzaklaşmış olmaları. Allah'ın kitabını hayatlarından çıkarmış olmaları. Allah'ın kitabını yok saymış olmaları. Allah'ın kitabının yerine başka kitaplar koymuş olmalarıdır. Resulullah Efendimiz'i hayatından çıkarıp örnek olarak kabul etmemeleri, onun örnekliğini sevmemeleri, benimsememeleridir. İnsanlığın başka sorunu yok. Bir tek sorun vardır, o da sorun budur. Bir mümin, mümin olduğunu iddia eden, Allah'a itaat etmedikçe, Allah'ın kitabına iman etmedikçe, onu okuyup, anlayıp, amel etmedikçe, Resulullah Efendimiz'i kendisine örnek olarak kabul etmedikçe asla kurtuluşa eremez. Ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Kıyamet günü, kıyamet günü değil. Allah'ın Resulü
Bu ümmetim Kur'an'ı muhacir bıraktı deyip şikayette bulunacak. Kur'an'ı muhacir bıraktı. Kur'an'ı muhacir bırakmak demek, Kur'an'dan kaçmak demektir. Terk etmek demek değildir. Kaçmak. Resulullah Efendimiz nasıl müşriklerden kaçıp hicret ettiyse, tehlikeden kaçtıysa, Kur'an'ı tehlike gibi görüp ondan kaçmak demektir. Kur'an'ı muhacir bırakmak. Neden Kur'an'ı muhacir bırakıyoruz? Neden Kur'an'dan kaçıyoruz? Çünkü Allah'ın bize söylediklerini kendimiz için tehlike olarak görüyoruz. Eğer anlarsam bunu yapamam. Yapamazsam sorumlu duruma düşerim, mesul olurum. Onun için herkes nasıl yapmışsa en iyisi ben de öyle yapayım. Bir hükmü Allah'ın vermiş olması başka şeydir. Alimlerin vermiş olması başka şeydir. Mesela Allah gıybeti haram kıldı. Herkes bunu biliyor. Bunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Gıybetin haram olduğunu, İslam'da haram olduğunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Ama diyelim ki biri Allah'ın ayetini okuyup Allah'ın gıybet etme diye emrettiğini bilse. Gıybet etmek ölmüş ölü kardeşinin etini yemektir. Dediğini öğrense, bunu Allah söylemiş. Seni yaratan Rabbin söylemiş. O zaman gıybet etmeye başladığında kalbi titrer. O ayet ona mani olur. Rabbim böyle söylemiş. Ama Rabbim böyle söylemiş değil de kitapta okuduk böyle yazıyordu, bu harammış. Kendine bin türlü fetva bulur o. Şeytan ona bin türlü fetva verir. Sen haklısın, sen doğruyu söylüyorsun. Sen hatta onun iyiliğini istiyorsun der. İblis başka nasıl yaptırıyor bunu? Yani Kur'an'ı insanın hayatından çıkarırken başka hangi yolları deniyor? Kur'an Allah'ın kitabıdır der. O çok yüce bir kelam. Onu anlamak mümkün değildir. O kadar yüce ki, yani onun manasını anlamaya çalışmak küfürdür diyor. Anlamaya çalışma. Ne yap? Namaz kılarken oku, mezarlıkta oku, onunla dua et. Hatta bir de surelerin fazileti diye kitaplar vardır. Kitap vardır. Surelerin fazileti. Hangi duada, hangi ayetler, hangi sureler hangi işe yarıyor diye böyle parça parça yapılmış kitaplar vardır. Bunların hepsi şeytanın hilesi. Böyle bir şey söz konusu değildir. Surelerin birbirinden faziletli olması söz konusu değildir. Hepsi Allah'ın kitabı, kelamı ve hepsi insan içindir. İşte şu sureyi okursan bu kadar sevap kazanıyorsun, bunu okursan şöyle olur, bunu okursan böyle olur diye şeyler çıkarıyor. Yani Kur'an hayat kitabı olmaktan çıkarılıyor. Onunla hidayeti bulman, Allah'a abd olman, Hazreti insan, kamil insan olman gerekirken onu alıp dünya işlerinde kullanmış oluyorsun. Kullandırıyor onu. Onun için manasını anlamak yerine onu şurada şurada kullan diyor. Şifada kullan, nazarda sakın korumakta kullan, büyüden korunmak için kullan, zengin olmak için kullan, şu ayeti oku, şu süreyi bu kadar oku diye takdim eder. Başka bir yol denemiştir yani. Ne der? O devirdeki insanlara hitap ederdi. Şimdi onun yeniden yorumlanması lazım der. Yani Resulullah Efendimiz iyice anlamamış. Sahabe iyice anlamamış. Bizim şimdi yeni şeyler söylememiz lazım.
yeniden yorumlamamız lazım der. Bu söylediklerimin hepsi de Kur'an'a iman etmemektir. Allah'a iman etmemektir. Etmediği içindir. Evet, Resulullah Efendimiz sahabeyi Allah'ın kitabıyla, Kur'an ile yetiştirdi. Hepsi gökteki yıldızlar mesabesine onunla gelmiştir. Hiçbirinin başka bir ilmi yoktur, başka bir kitap okumamıştır. Evet. Hatta çoğunun okuma yazması da yoktu, sonradan öğrenmeye çalıştılar. Okumak deyince kitabı eline alıp okumak da değildir. Ayeti dinlemektir. Ayeti, ayetleri bir gönülden almaktır. Yani onlar onu Resulullah Efendimiz'den aldılar. Onun için gökteki yıldızlar mesabesine geldiler. Neden bunu böyle anlattım? Öz itibariyle, özetle eğer Fatiha Kur'an'ın özeti ise, biri Fatiha'yı biliyorsa Kur'an'ı biliyor. Biri Fatiha'ya iman eder ve onunla amel ederse Kur'an ile amel etmiş olur. Kur'an'a iman etmiş olur. Kur'an ile amel etmiş olur. Sonra ayetleri öğrendikçe o gönlünde genişler. Evet. Herkes Fatiha'yı biliyor mu? Biliyor. O zaman birine bildiği Fatiha'yı izah edelim, anlatalım. Allah sana bu Fatiha'da buri buri söylüyor. Bakalım kabul edecek mi, etmeyecek mi? Müminiz, namaz da kılıyoruz, ibadet de yapıyoruz. Acaba yüzde kaç kabul eder? Yüzde kaç iman edip onunla amel etmeye çalışır? Ne der? Biz namaz kılıyoruz, oluyor. Oysa ki ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz? Fatihasız namaz olmaz. Biri Fatiha'nın manasını bilmiyorsa onun Fatiha'sı yoktur. Fatiha'yı taklit ediyor, okumayı taklit ediyor. Okuyanı taklit etmiştir yani. Evet, Allah'ın kitabını anlamaya çalışırken Fatiha ile anlamaya çalışıyoruz. Hangi ayeti okursak okuyalım, mutlaka evet, Fatiha ile beraber, özetiyle beraber anlamaya çalışıyoruz. Onun için söylüyoruz. Bir şeyi bütünüyle görmedikçe parça parça onu anlamak mümkün değil. Evet, Kur'an'ın bütününü anlayabilmek için Fatiha'yı anlamak lazım ki Kur'an'ın bütününe özetle vakıf olmuş olasın. Bir ayet okunduğunda evet onu anlayasın. Ama onu özetle bilmiyorsan, yani bütününü bilmiyorsan senin ayeti anlaman mümkün değildir. Kendine göre ayete mana vermiş olursun. Bakıyorsun adam okuyor. İşte bir ayet var, böyle böyle söylüyor. Hatta çoğu zaman ayetin yarısını söylüyor. Bambaşka bir mana verir ona, cehaletinden. Ama eğer Kur'an'ın özü Fatiha'yı bilmiş olsaydı, onun ölçüsüne vururdu. Eğer senin elinde böyle bir ölçü yoksa, senin bunu anlaman mümkün değildir. Eğer Kur'an hayat kitabı ise, senin hayatını onunla yaşaman gerekiyorsa, Allah mutlaka bir kolaylık tanımıştır. Neyle tanımış? Fatiha ile tanımıştır. Onun için buyurdu Allah size, sana tekrar edilen yediliği bir de Kur'an-ı Azim'i indirdi. Yani her durumda doğru müdür, yanlış mıdır? Hak mıdır, batıl mıdır diye bakarken bir ölçüye vurman lazım. Bu ölçü Kur'an'dır. Dolayısıyla bu ölçü Fatiha'dır. Bu kulluğun ölçüsüne uyuyor mu? Bu Rahman ve Rahim olan Allah'ın muamelesine uyuyor mu? Benziyor mu? Bu sırat-ı müstakimdekilerin hallerine benziyor mu? Yani böyle Fatiha'nın ölçüsüne vurman lazım.
Ondan sonra doğru midir, yanlış midir diye hüküm verebilmen lazım. Senin böyle bir elinde böyle bir terazi yoksa, böyle bir ölçü yoksa senin elinde, sen doğruyu yanlıştan ayırt edemezsin. Yanlışa doğru, doğruya yanlış dersin bu durumda. Ama senin böyle bir ölçün varsa hemen ölçüye vuruyorsun. Allah sana ölçüyü vermiştir. Söyledim. Biri bir sene namaz kılarsa 10 bin seferden daha fazla Fatiha'yı okumuş olur. Sonra sen ne buyurmuştu? Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda onlar imanlarını artırır da. Sen her ayeti okunduğunda senin imanın artması lazım. 10 bin sefer Fatiha'yı, Kur'an'ın özünü okumuşsun ve sende hiçbir kıpırdama olmamış. Niye? Okumamışsın da ondan. Okuduğunu anlayamamışsın da ondan. Taklit etmişsin. Evet. Sorusu olan varsa sorsun. Hocam siz dediniz kim Allah için ne yaparsa Allah onu ciddiye alıyor. Mesela biz diyoruz belki biz fazla bir şey yapmıyoruz. Halbuki mesela kendime göre belki Allah katında az yapıyoruz ama çok bir şey yapmışız. Yani mesela bu akşam benim mesela imanım biraz böyle sanki büyüdü. Onu fark ettim. Biz Allah için bir şeyler yapmazsa Allah bizi o zaman çok ciddiye alıyor hocam. Mesela gerçekten Allah için çok nefislerimizi kör etmişiz hocam. O zaman Allah katında değerimiz vardır hocam. Evet. Eğer biri Allah'ı ciddiye alıyorsa Allah da onu ciddiye alır. Bir kul, aciz bir kul Allah için bir şeyler yapmaya çalışır da Allah ona ikram etmez mi? Bir kul Allah'ı ciddiye alır da Allah onu ciddiye almaz mı? Evet, biz bir adım atıyoruz, Allah onu da ikram ediyor. Ne buyuruyor diye ayet-i kerimede? Allah dilediğini zatına seçer. Eğer biri Allah'ın rızasının peşindeyse, o Allah'ı seçmiş demektir. Bu durumda Allah onu seçmiş demektir. O Allah'ın seçilmiş kulu demektir. Denebilir ki daha önce bataktaydı. Doğrudur. Sahabe de bataktaydı daha önce. Ama onlar Allah'ı tercih etti. Allah da onları tercih etti. Sen Allah'ı tercih edememişsin, gece gündüz ibadet halindesin. Evet, şeytan çok basit bir şeyle imanını senden alır, seni öbür tarafa imansız gönderir. Bu böyledir. Ama biri Allah'ı tercih etmişse, evet, o Allah'ın seçilmiş kuludur. Allah onu seçmiştir. Hocam bir de ilk defa hayatımda diyebilirim mesela 3-4 hafta önce bir kere kendime böyle aynanın karşısına geçtim. Yeni de tıraş olmuştum hocam. Öyle kendime baktım hocam neredeyse yani ki aynayı öpecektim. Kendimi çok sevdim hocam. Mesela eskiden bazen bakıyorduk böyle ben de çoğu zaman demişim öyle tipe bak. Kendimi hiç sevmiyordum hocam. Valla sadece kendimize aşık olduk hocam. Yani mesela kendimizi hiç sevmezsek o da şimdi anlıyorum ki o da şirktir. Yani Allah'ın yaptığını beğenmiyor doğru. Evet. Bu bütün insanlar için böyledir. Mutlaka işlerindeki maneviyatları dışarıya aksediyor. Mesela ben burası için söyleyeyim. Biri buraya yeni gelir. O andaki haline bakın, onu seyredin. Sonra bir ay sonra ona tekrar bakın. Ne kadar değişmiştir. Ne kadar, yani yüzü nur saçıyordur. Çok farklı bir haldir. İçindeki, gönlündeki o manevi hali dışarıya aksetmiştir. Aynı şekilde tövbe etmiş, Allah'a dönmüştür. Nasıl temizlenmiştir yani? Allah onu nasıl temizlemiş, nasıl nurlandırmıştır? Bakan herkes bunu böyle açık seçik, net olarak görür. Onun için Allah'a yaklaştıkça, evet, o hali, Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli eder. Böyle söylemek lazım. Allah'ın nuru onun üzerinde tecelli ediyor. Niye? Allah'a dönmüş. Allah onu rahmetinin içine almış. Allah onu sevmiş. O Allah demiş, Allah'ı zikretmiş. Allah da onu zikrediyor.
O Allah'ı sevmiş, Allah onu seviyor. Güzelleşmez mi? O Allah'ın nuruyla, muhabbetiyle, rahmetiyle güzelleşiyor. Bambaşka biri oluyor. Evet, bununla beraber Resulullah Efendimiz'e uymaya çalışır. Onun manevi kokusunu almıştır. Üzerinden saçıyor. O bunu duymuyor ama duyanlar bunu duyuyor. Evet, o artık Resulullah Efendimiz'den bir parça gibi onun saçtığı kokuyu saçıyor. Daha önce neyi saçıyordu? Daha önce tam tersiydi. Şirk kokuyordu. Evet, bir anda bir başka biri olmuştur yani. Bu tercihi kendisi yapmış. Evet, o tercih edince Allah da onu tercih etmiştir. Belki genel olarak bu böyledir. Ahireti hafife alıyoruz. Daha doğrusu kendi kendimizi kandırıyoruz. Kendi kendimizi kandırıp herkes böyle yapıyor. Herhalde cennet böyle kazanılır. Cehennemden böyle kurtuluruz deniyor. Ama söyledim, eğer Kur'an takva sahipleri için hidayetse Kur'an ile bakmak lazım. Bakmak lazım ne görünüyor, nasıl görünüyor. Mesela ben kendi bakışımla söyleyeyim isterseniz. Nasıl görünüyor? Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğunu biliyoruz. Rahmetim gazabımı geçmiştir buyurduğunu biliyoruz. Rahmetim her şeyi ihata etmiştir dediğini biliyoruz. Ama Allah dilediğini, dileyeni rahmetinin içine alır dediğini de biliyoruz. Dilemeyen, rahmetinden kaçan rahmetin içine girmez. Rahmetinin dışında kalır. Kimin gibi? İblis gibi. İblis demek zaten umutsuz demektir. Allah'ın rahmetinden umudunu kesmiş demektir. Haddini aşmıştır. Saygısızlık yapmıştır Rabbine karşı. Ben senin kulun değilim, sana secde etmiyorum dememiştir. Hazreti Adem'in büyüklüğünü kabul etmediği içindir. Onun için peygamberin büyüklüğünü kabul etmeyenler tıpkı iblis gibi oldular. Aynı şekilde kıyamete kadar öğrenmeyi kabul etmeyenler, ben biliyorum diyenler, benim ihtiyacım yok diyenler iblisin durumuna düşmüştür. Evet, durum nasıl görünüyor? Şu andaki durum nasıl görünüyor? Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Durum şunu gösteriyor. Kitabı hayatımızdan çıkarmışız. Allah'ın kitabını hayatımızdan çıkarmışız. Kur'an'ı, Allah'ın kitabını muhacir bırakmışız. Değilse değil deyin yani. Resulullah Efendimiz'i kendimize örnek olarak kabul etmemişiz, edememişiz. Örnek olarak kendimize Allah'ın Resulü'nden başka örnekler edinmişiz. Bazen bu mevki makam sahibi biri olabilir. Bazen zengin biri olabilir. Bazen bir siyasetçi olabilir. Her neyse o Resulullah Efendimiz değildir yani. Aynı şekilde Allah'a abd olmak yerine Allah'ın rızasının peşinde koşmak yerine dostluğunun, cemalinin peşinde koşmak yerinde başka şeylerin peşinden koşuyoruz. De ki hayatım, ölümüm, namazım, kurbanım, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Demek yerine hayatımızı nefsimizin yolunda harcıyoruz. Vaktimizi, zamanımızı, hayatımızı yani nefsimizin yolunda, arzularımızın, isteklerin peşinde koşarak harcıyoruz. Ben söylemeyeyim, mesela siz söyleyin. Ne kadar Allah'a kul olmuşuz, ne kadar Kur'an'a uymuşuz, ne kadar Resulullah'a uymuşuz. Bu durumda bizim yerimiz neresidir? Neresi olabilir? Allah'ın bize nasıl bir muamele yapacağını bekliyoruz, istiyoruz. Evet, ben bunu söylerken buradaki kardeşlerimiz için söylemiyorum. Evet, mutlaka parça parça bizde de vardır ama
Genel olarak söylüyorum yani, genel. Şu andaki genel durumu soruyorum. Evet, her bir insan bir kainat. Allah katında indinde özel biridir. Onun kopyasını yapmamıştır Allah. Özel. Aynı şekilde ona levlake demiştir. Levlake, levlake, lemma halakta eflak demiştir. Her bir insana tek tek. Acaba insan bu şerefini ne kadar taşıyordur? Sen olmasaydın felekleri yaratmazdın. Senin için yaratmışım. İnsanı, varlığı, kainatı insan için, insanı kendim için yarattım buyuruyor. Seni kendisi için yaratmış. Evet, bu durumda bakacağız. Ne kadar Allah içiniz, Allah için olmuşuz. Evet, bunun bir yolu vardır, tek bir yolu vardır. Allah'a dönmek. Ama kendi bildiğimiz gibi değil. Ben Allah'a döndüm demekle değil. Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın kitabı ile Allah'a dönmek. Allah'ın kelamı ile Allah'a dönmek. Yani Kur'an ile, yani Fatiha ile Allah'a dönmek. Neden ısrarla Fatiha diyorum? Evet, herkes bunu biliyor da ondan. Fatiha'yı biliyor da ondan. Yani ben bilmiyorum, anlamadım demek gibi bir mazeret olmaz. Dönmek istiyorsa hazine elinde yani. Ölçü elinde. İmkan elinde. Alimdir. Biri Fatiha'yı biliyorsa o alim biridir. Bilmiyorsa, anlamamışsa o cahildir. Sonra Fatiha Kur'an'ın kapısıysa sen onu bilmeden kapıdan içeri giremiyorsun. Anlayamazsın yani. Evet, durum vahim görünüyor. Eğer Allah böyle bir imkan verseydi, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelseydi, acaba ümmeti nasıl toparlardı? Ümmete hangi tavsiyede bulunurdu, ne derdi? Ya da hangi cemaate giderdi dense, ne denir acaba? Bunun için bir 10 dakika insan tefekkür etse sonucu mutlaka bulur. Anlar yani. Evet, hiçbir cemaate gitmezdi. Ne derdi? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler gelsin derdi. Bana uyun. Bana eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun derdi. O canlı Kur'an'dır. O canlı Fatiha'dır. Fatiha'ya uyman lazım. Eğer bunun dışında bir şey söylüyorsan, söyleyeceksen, bu senin kendi nefsindendir. Ben bu benim söylediğimi söyler ve yapardı diye düşünürüm. Düşünüyorum. Onu temsil etmek adına söylüyorum. Onun için kendime davet etmiyorum. Bu cemaate de davet etmiyorum. Onu kitabına davet ediyorum. İman ettiğini iddia ettiği kitabına davet ediyorum. Bilmiyorum deme mazeretini de tanımıyorum. İşte senin Fatiha, işte sen biliyorsun. Acaba herkes Fatiha'ya uysa, iman etse, amel etse onunla. Ne olur? Hepsi canlı Fatiha, canlı Kur'an olur. Sahabe olur. Başka bir şey bilmeye gerek yokmuş.
Allah hepimizi canlı Kur'an eylesin inşallah. Evet, başka sorusu olan? Verin mikrofonu arkadaşlara. Efendim, bu yasa giderken bazı kardeşlerimiz yas sahibine elini tutarken ne desin efendim? Evet, ne desinler? Evet Allah rahmet efendim. eylesin desinler. Biri vefat ettiğinde oraya gittiğimizde başın sağ olsun demiyoruz. Başın sağ olsun demek ne demek manasına gelir aslında biraz da. Yani o gebermiş önemli değil, senin başın sağ olsun gibi olmuş olur. Öyle değil mi? Ayıp bir şey yani. Ayıp kelime. Ne demek lazım? Allah rahmet eylesin demek lazım. Allah sabır versin. Sabır ihsan eylesin demek lazım. Allah yerini cennet eylesin. Allah huzurunda mahcup etmesin demek lazım. Başı sağ olsun kelimesini mümkünse arkadaşlar kullanmaz. Bir saygısızlık gibi görünüyor. Ölüye, ölmüş olana onun için. Evet, buyurun. Biraz önce siz gıybetten bahsettiniz. Mesela gerek bizim işimizde olsun, yani biz birbirimizle bazen sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Bazen yanlışımız oluyor, hatamız oluyor. Bu kardeşimizin herhangi bir yerde ya da herhangi başka bir kardeşine bu hatayı söylemesi, açığa vurması, yani ne kadar doğru oluyor? Herkes mutlaka kendi hesabını yapıyor. Ben de kendi hesabımı yapıyorum. Allah beni huzura aldığında beni hesaba çekecek mi? En ince ayrıntısına kadar. Bu bütün peygamberler için de böyledir. Beni hesaba çekerken mutlaka benim bir iddiam vardır. Ne diyorum? İşi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adına yapıyorum diyorum. Değil mi öyle? Eğer ben işi onun adına yapıyorsam onun gibi yapmak zorundayım. Onun yaptığı gibi yapmak zorundayım. Evet, hatam olabilir, kusurum olabilir, eksiğim olabilir. O hata, kusur, yanlış tamamen bana ait. Eğer ben böyle söylüyorsam, benimle beraber olanlar, beni kabul edenler mutlaka sahabe gibi olmalıdır. Onlardan başka bir hal, başka bir tavır kabul edemem. Bu mümkün değil. Sahabe birbirine karşı nasıldıysa, mutlaka benimle beraber olanların da öyle olması gerekir. Eğer olmazsa, yanlış bana aittir. Demek ben işi becerememişim manasına gelir. Öğretememişim demektir. Ben onlara Resulullah Efendimiz'in yaptığı muamele yapamamışım demektir. Evet, tarih tekerrürden ibarettir. Bu kıyamete kadar bu böyledir. Sahabe bir beşer olarak neyi kazanmışsa senin de böyle kazanma imkanın var mıdır? Vardır. Haşa Allah onlara torpil yapmamıştır. Söyledim. Hepimiz onların geçmişini de biliyoruz. Ama bir Allah'a döndüler. Resulullah Efendimizle beraber oldular. Nimeti kazandılar. Şimdi biri onların yaptığını yapacak da kazanmayacak desek haksızlık olmaz mı? Haksızlık olur. Fazlasını yaparsan ne olur? Fazlasını alırsın. Kim bunu inkar edebilir? Eğer biri yok dese onlar seçilmiş kullardır. Özel kullardır derse ne olur? Allah zulmetti demiş olur. Haşa, yakışır mı ona? Sen onun yaptığının aynısını yapacaksın. Onun kazandığını kazanmayacaksın. Olur mu böyle bir şey? Hiç mümkün müdür? Ya da bazıların aşırı gidip işte onlar şöyleydi, onlar böyleydi, hiç kimse onlara yetişemez demesi yanlıştır yani. Yanlış yanlıştır. Evet, onlar gibi yapmak gerçekten zor bir şeydir. Onlar malını, canını Allah yolunda feda ettiler. Vatanlarını terk ettiler. Hayatlarını ortaya koydular. Ama biri öyle yaparsa kazanıyor mu? Kazanır. Şimdi de böyle yapanlar var mıdır?
Kesinlikle evet. Hatta en az 20 tane sayabilirim. Bu cemaatin içinden 20 tanesi ben sayabilirim. Onlar gibi yapar. Yapabilir. Ve kıyamete kadar da mutlaka yapabilenler vardır. Her şeyini Allah yolunda feda edebilir. Vardır. Evet, eğer varsa o zaman bu iş burada oluyor demektir. Bu işi yapmak isteyenler becerebiliyor demektir. Yapamayanlar nefislerine uydukları içindir. Mutlaka birbirlerini önce Allah için sevmeleri lazım. Allah için. Allah'a iman edenler imanın kıymetini, değerini bilir. Allah'a iman eden imanın kıymetini bilir. Bir zerre hardal tanesi kadar iman seni cennete götürüyor. Eğer biri imanı bu şekilde biliyorsa, yani zerre kadar iman sana ebedi bir hayat kazandırıyorsa, o zaman o çok kıymetli, çok değerli bir şeydir. Ama biri imanı tatmamışsa, imanı bilmiyorsa, imanın kıymetini bilmez, dolayısıyla iman edenleri de sevemez. Onlara yakın olamaz. Ama biri imanın tadını tatmışsa, o imanın kıymetini bilir. Onun için iman edenler onun için kıymetlidir, değerlidir, şereflidir ve sever onları. Ona yakındır. İman imanı sever. Küfür de küfrü sever. Kafir küfrü sever. Küfür ehli küfür ehlini sever. Ama iman edenler imanlı olanları sever. İmanı ötekinin imanını seviyor yani. Sevmiyor. Sevmiyor. İman etmemiştir. Onda iman yoktur. Hayale kapılmıştır. Hayal. Hayal ediyor. İmanı hayal ediyor. Onun imanı gerçek değil, hayalidir. Elbette ki sevgi derecesi olabilir. Fıtratı birine uyabilir, ona daha yakın durabilir. Bu demek değildir ki hiç tartışmaz, hiç kızmaz demek manasına gelmez. Ama seviyor. Seviyorsa onun kazanmasını istiyor. Yanlış yaptığında kendi nefsi hesabına değil, o kazansın diye ona kızıyor. Ama seviyor. Ama arkasında, gıyabında ona dua ediyor. Eğer ona dua etmiyorsa onu eleştirmek gibi bir hakkı yoktur. Ona sen yanlış yapıyorsun demek gibi bir hakkı yoktur. Önce dua etsin, ondan sonra bunu söyleyebilir. Bir de ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Birini sevdiğinizde ona sevginizi söyleyin. Sevdiğinizi söyleyin. Sevginizi belirtin ona. Eğer Resulullah Efendimiz bunu böyle söylediyse bu çok önemli bir mesele olmalıydı. Yani durup dururken birine gidip diyeceksin ki ben seni seviyorum diyeceksin. Söyle diyor. Sen desen ki bu gereksiz bir şeydir. O zaman Resulullah Efendimiz işi bilmiyormuş. Gereksiz bir şey söylemiş manasındadır. Sadece seni seviyorum demek yetmiyor. Yani o senin sevgini nasıl anlayacaksa, sevdiğini nasıl anlayacaksa ona öyle tavır göster. Sevdiğini anlasın. Sevdiğini görsün yani. Görmelidir. Bunu yaparsan ne olur? Senin gönlün bu sevgiyle genişler. Sen onu sevdiğin için Allah seni sever. Allah'ın muhabbeti senin gönlüne iner. Onun sevgisiyle senin gönlün genişler. Ne kadar genişlemelidir? Allah tecelli edecek kadar. Sahabe önce peygamberi sevdi. Onu gönlüne aldı. Onu sevdi. Sonra iman edenleri sevdi. Sahabeyi sevdi. Gönülleri o sevgiyle bir daha genişledi. Sonra bütün iman edenleri sevdi. Sonra bütün insanları sevdi.
Allah ne buyurdu? Siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Evet. Kitabın bütününe iman edersiniz. Demek ki biri Kur'an'ın, kitabın bütününe iman ederse ne olur? Bütün insanları sever. Çünkü o ayetlerin nuru onun gönlünü genişletir. Dolayısıyla o Yahudi de sever, Hristiyan'ı da seviyor. Niye seviyor? İnsan olduğu için. Onun hidayete ermesini istiyor. İman etmesini istiyor. Cennete gitmesini istiyor yani. Çünkü Resulullah Efendimiz ona da gönderilmiş. Böyle bir gönüle Allah tecelli eder. Böyle genişlemiş bir gönüle. Ne buyurdu? Yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım. Yani o mümin kulun kalbi yerden gökten daha genişmiş. Sevmek bu kadar önemli bir şeymiş. İşin özüymüş yani. Sen imanın artsın mı istiyorsun? Gönlün genişlesin mi istiyorsun? Allah rahmetiyle, muhabbetiyle oraya tecelli etsin mi istiyorsun? Sevmen lazım. Allah için sevmen lazım. İnsan olduğu için sevmen lazım. Bu yetmiyor. Bütün mahlukatı sevmen lazım. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz. Dağdır. Dağı seviyor. Niye? Tanıyor da ondan. Tanışıyorlar. Her şeyi Allah'ı zikrediyorsa zikredeni sevmek lazım. Allah diyeni, tesbih edeni, hamd edeni sevmek lazım. Bakışın öyle olması lazım ki öyle bakabilesin, sevebilesin. Ama gönül daralmış. Tas kadar bile geniş değildir. En ufak bir şeyi almıyor. Ne diyor? Falanca böyle söyledi, hemen kızıyor. Kardeşim böyle baktı, kızıyor ona. Senin derdin yok. O zaman senin Allah ile bir derdin yok demektir. Allah ile bir derdin olsaydı bu kadar basit bir şeyi böyle büyütemezdin. Bir kelime gönlüne girdi, seni darmadağın etti, dağıttı seni. Eğer gönlün derya gibi geniş olsaydı, oraya kayalar yuvarlasaydın yine bir şey olmazdı. Dalgalanmazdı. Taş kadar yoktur ki adam öfürüyor, darmadağın oluyorsun. Dökülüyor, taşıyorsun hemen. Evet, sorunu özünden anlamak lazım yalnız. Yani şunu düzeltelim, bunu düzeltelim. Yok kimse kimseye kızmasın. Kimse kimseye yan bakmasın. Değil. Aç gönlünü, gönlün genişlesin. Hatasız kimse yoktur. Herkes birbirini olduğu gibi kabul etmelidir. Olduğu gibi. Allah onu öyle yaratmış. Onun fıtratı öyledir. Onu öyle seveceksin. Cahildir. Öyle seveceksin. Yardım edebiliyorsan yardım et. Öğret. Ver. Seni kabul etmiyor. Olsun. Öyle sev. O da öyledir. Birbirimizi olduğu gibi kabul etmedikçe sevemeyiz. Herkes birbirini olduğu gibi kabul etmelidir. Nasıl? Ben hepinizi olduğu gibi kabul ettim mi? Beni örnek aldığınızı iddia ediyorsunuz. Hiçbirinize senin bu günahın var, senin bu yanlışın var, senin bu şirkin var dedim mi? Demedin değil mi? Hemen sarıldım. Başım gözüm üstünde yerin var dedim. Değil mi? Sen bana Allah'ın bir emanetisin dedim. Ben neyi kazanmışsam sana onu kazandırmak istiyorum. Onu vermek istiyorum dedim. Demedim mi? Hanginize söylemedim? Ya da gelen kim olursa olsun bunu söylemedim mi? Yapmadım mı böyle? Eğer bana uyduğunuzu söylüyorsanız, tabi olduğunuzu söylüyorsanız sizin de kardeşlerinize karşı böyle olmanız gerekmez mi? Yoksa ben demekle ne demiş olursun? Ben demekle ben de ilahım demiş olursun. Önce beni kabul etmemiş olursunuz, beni. Beni örnek olarak kabul etmemişsiniz.
benim gibi yapmak istememiştiniz. Evet, iyiyi sevmek kolaydır. Herkes iyi olanı sevebilir. Mesele iyi olanı sevmek değil. İyi olanı sevmeyen zaten insan değildir. Büyüklük, marifet, hatalıyı, kusurluyu sevebilmektir. Yanlış yapanı sevebilmektir. Bizi sevmeyeni sevebilmektir. Marifet budur. Allah sahabeyi onun için övdü. Onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Kimin için? Allah için. Eğer ben onu sevdiğim için, ben ona tahammül ettiğim için, ben onun yanlışına boyun büktüğüm için, kırılmamak için, çaba gayret sarf ettiğim için, Rabbim benden razı olacaksa, beni sevecekse, ben onu yapmaz mıyım? O beni taşlasa da ben ona dua ederim. Niye? Benim peygamberim öyle yapmış da ondan. Onu örnek aldığım mı, ona iman ettiğimi iddia ediyorum. Benim de öyle olmam gerekmez mi? Ben de öyle yapacağım. Öyle yapıyorum zaten. Arkadaşlara, siz de benim gibi yapın diyorum. Yapmıyorum diyor. Yapmıyorsam söyleyin. Kime karşı yapmamışsam söylesin. Bundan bir şey bekliyor muyum? Tabii bekliyorum. Rabbimin beni kabul etmesini istiyorum. Onun hatırı için tahammül gösterdiğimi, boyun büktüğümü, rıza gösterdiğimi, hatta muhabbetle karşıladığımı kabul etsin istiyorum. Kendisini sevdiğimi ispat etmek istiyorum da ondan. Çünkü benim gözüm ondan başkasını görmez. Kendimi bile göremem. Nefsimi ortaya koyup bana şöyle söyledi, bana böyle davrandı diyemem. Gözümü, gönlümü bir an bile Rabbimden ayıramam. Bakamam. Eğer Allah'ı istiyorsak böyle olması lazım. Yoksa konuşmak kolay. Edebiyat yapmak kolay. Kendini haklı çıkarmak kolay. Bin bir türlü mazeret ortaya koymak kolaydır. İyi. Haklı ol. Sen haklısın. Ama bir şey kazanamazsın. Ben haklı olmayayım. Ben haksız olayım ama Rabbimi kazanayım. Hep haksız ben olayım. Yanlış yapan ben olayım. Özür dileyen de ben olayım. Ama kazanayım yalnız. Yaparım onu. Ben öyle yapıyorum. Öyle yapacağım inşallah. Karşımdaki yanlış yapsın. Ben ondan özür dilerim. Yeter ki kazanayım. Yok ben haklıyım, o özür dilesin. Niye benden özür dilemedi? Niye şöyle yaptı? Hadi özür dilesin hadi. Ne kazanırsın? Senin derdin Allah değil. Evet. Ben her şeyi işin özünden söylemek zorundayım. Söylüyorum. Öyle yüzeysel anlamayalım. İşi özünden anlayalım. Sorun nerededir? Onu anlayalım yalnız. Evet, sorun Allah'ı dert edinememişiz. Onu istemiyoruz. Başka şeyin peşindeyiz. Sorun arkadaşlar, o zaman kardeşlerimiz beni örnek alamamış demektir. Kabul edememiş demektir. İşime geldiği gibi yaparım demiştir. Sorun Allah'ı isteyememiştir. Evet. Eğer ben Allah'a vuslatı vaat ediyorsam, kim bize uyarsa, onları Allah'a vasıl etmezsek, hesabını bize sorsun diyorsam, uyması lazım. Uymadan nasıl olur? Uymadan bunu nasıl isteyebilir? Evet, devam et. Siz söylemiştiniz, bir insanı kırmamak kolaydır, yalnız kırılmamak daha zordur. Evet. Bazen oluyor mesela,
ister istemez insan bazen sevdiğinden dolayı kırılabiliyor, incinebiliyor. Lakin ona kırıldığımızı ya da incindiğimizi söyleyemiyoruz. Belki o da kırılır diye, belki o da incinir diye. Ne yapmamız gerekiyor? Herkese göre mutlaka değişir yalnız. Evet, kırmamak çok önemli bir mesele. Eğer kırarsak gazap geliyor demektir. Allah'ın gazabını oradan alıyoruz demektir. Ama kırılmamak çok daha zor bir şeydir. Kırılmamak. Senin kırılmaman için o kadar büyük olman lazım ki, gönlün o kadar geniş olması lazım ki dalgalanmasın yani. Niye kırılmıyorsun? Niye kırılmaman lazım? Eğer kırılırsan Allah oradan ona gazap eder de ondan. Onu korumaya çalışıyorsun. Ona bir şey olmasın diyorsun. Bunu yine kimin hatırına yapıyorsun? Allah için yapıyorsun. Ben bana düşen Allah'ın rahmetine vesile olmaktır. Gazabına vesile olmak değil diyorsun. Ya Rabbi beni gazabına vesile etme diyorsun orada. Onlar benim yüzümden gazaba uğramasın. Benim yüzümden azap görmesin. Benim yüzümden kaybetmesin deyip kırılmıyorsun. Kırılmamak için direniyorsun yani. Çaba, gayret sarf ediyorsun. Aynı şekilde rahmete vesile olmak için çaba gayret sarf ediyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun? Ona sevdiğini söyleyerek, sevdiğini belirterek, göstererek yapıyorsun bunu. Çünkü seni severse gönlü genişler. Allah'ın rahmeti oraya iner. Muhabbeti oraya iner. Onun için birbirimize karşı samimi olmamız lazım. Samimi. O kadar samimi ki bir gibi tabiri caizse bir ev halkı gibi. Arkadaşlar bize nasıl samimiyet gösteriyorsa birbirlerine karşı da öyle olmalıdır. Mesela ben her bir kardeşime her şeyi söyleyebilirim. O da bana söylemelidir, söyleyebilmelidir. Birbirine de söyleyebilmelidir. Rahat olmalıdır yani, rahat. Sonra hiç kimse bir başkası gibi olmak zorunda değildir. Böyle bir mecburiyeti yoktur. Bütün mesele birbirimizi olduğu gibi kabul etmektir. Herkes birbirini olduğu gibi kabul etse ne olur? Cennet olur orası. Bir aile bile olsa birbirlerini olduğu gibi kabul etmeseler ne derler? Her biri benim gibi yapın derler. Benim söylediğim doğrudur derler. O zaman ne olur? Orası cehenneme döner. Kavga olur orada. Bir yerde eğer muhabbet varsa orada Allah'ın rahmeti vardır. Orada melekler vardır. Birbirine eğer boz etmek varsa, birbirinden nefret etmek, kızmak varsa, kendi gönlünden ötekine saldırıyorsa orada da şeytanlar var demektir. O da şeytanları davet ediyor demektir. Ama bizim derdimiz Allah'ın rızasını kazanmak olsa, derdimiz büyük olsa böyle küçük şeyleri göremeyiz. Hemen sileriz yani. 2 dakika sonra, 5 dakika sonra gönlümüzden o ağırlığı sileriz. Silemiyorsak o dert bizim için Allah'ın rızasını kulluğumuzdan daha büyük olmuş demektir. Allah'ın rızasını kazanmak, dostluğunu, cemalini kazanmak bizim için küçük kalmış demektir. O ondan daha büyük olmuş demektir. Evet, devam et. Mesela birçok konu Birbirimize söyleyelim yani. Bu tavrın beni sarstı diyelim. O da mazeretini beyan eder. Samimi olmak lazım. Kızmadan. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz yani. Ne olursa olsun bir aile içinde de bu geçerlidir yani. Bu çok önemli. Özellikle evli kardeşlerimize söylüyorum onu. Mesela hanımı bir şey yaptı.
O da onun o tavrını beğenmedi. Onu söylesin. Mutlaka onu söylesin. Evet, bu tavrınız bana ağır geldi yani. Gönlümü meşgul etti. Senin için gönlümde bir ağırlık olsun istemiyorum. Onun için bunu sana söyledim ki bu ağırlığı gönlümde taşımayayım. O da mutlaka ya özür diler ya da onu düzeltmeye çalışır. O ağırlık gider. Diyelim ki onu yapmadınız. Peşinden bir tane daha üzerine gelir. Bir tane daha üzerine gelir, üstüne gelir. Gönül dolar. Sonra birden patlar. Tutabilirsin ondan sonra. Kadın da söyleyebilmelidir, erkek de söyleyebilmelidir. Çünkü bir olmak için söyleyebilmelidir. Bir aile olabilmek için arada bir ağırlığın olmaması gerekir. Bir gibi olabilmenin şartıdır bu. Onun için birbirimize karşı böyle rahat olmamız lazım. Söyleyebilmemiz lazım. Bir şey olmaz. Sen kendini olduğu gibi ortaya koy. Karşındaki kardeşine karşı tavrı nasılsa onu söyle yani. Sen onu olduğu gibi, o da seni olduğu gibi kabul etmek zorundadır zaten. Kabul etmeniz lazım yani. Ha, o zaman sana o tavrı göstermezsen de kırılmaz. Evet, başka? Söylediğim gibi mesela birçok konuda birbirimizle konuşamıyoruz yani. Konuşup ortaya dökemiyoruz. Ya kırılır diyoruz, ya bize kızabilir diyoruz. Birçok konuda konuşamıyoruz yani. Gidip bir başkasıyla dertleşme gereksinimi duyuyoruz. O beni anlamaz, sen anla gibisinden yani. Evet. Bu neden kaynaklanıyor? Bu kardeşimizi çekiştirmek demektir. Ya onu yutacak, hiçbir şey olmayacak, silecek gönlünden, ya da onunla konuşacak. O da onun kardeşi. Bir de böyle parça parça böyle grup gibi 3 kişi orada, 5 kişi orada konuşması doğru değildir. Herkesin birbirine karşı bir kardeş gibi olması gerekir. Gerçek kardeş. Evet, birine muhabbeti fazla olabilir. Samimi yakınlığı fazla olabilir. Ama ötekini de dışarıda bırakır gibi olmaması gerekir. Herkesin birbirine yaklaşması lazım. Ne diyoruz? Her bir insan bir kitap. Allah'ın kitabı. Senin onu okuman lazım. Eğer hepsi aynı olsaydı, bir tanesini okusaydın yeterliydi. Ama her bir insan bir kitapsa, senin her birini özel olarak okuman lazım. Okuyabilmen için yakın olman lazım, sevmen lazım. Onun kendini sana aşması lazım. Açmasına müsaade etmen lazım. Okursan ne olur? Okursan Allah'ın ayetlerini okumuş olursun. Bilgi sahibi olmuş olursun. Gönlün açılmış olur. Gönlün ona açılmış olur. Onu seversin. Tanımadan sevemezsin. Ne kadar tanıyorsan o kadar sevebilirsin. Onun için birbirimize kendimizi açıyoruz. Birbirimizi bir kitap gibi, Allah'ın ayetleri gibi okumak için. Mesela kardeşlerimizi buraya çıkarıp sohbet ettirdik. Niye? Arkadaşlar birbirleriyle tanışsınlar diye. İlimle konuşun demedik onlara. Neyle konuşun? Gönlünüz konuşsun dedik. İçindekini söyle dedik. Allah seni huzura aldı. Ne söylersin? Söyle dedik. Her biri Allah'ın huzurunda ne söyleyeceğini söylemeye çalıştı. Ben senin kulunum ya Rabbi dedi. Benim günahım var, hatam var, kusurum var, yanlışım var ama ben seni seviyorum dedi. Ben senin rahmetini umuyorum dedi. Böyle biri sevilmez mi? Böyle biri gel de sevme hadi. Nasıl sevmez? Her biri çıkıp burada kendi halini olduğu gibi söyledi. Beni okuyun dedi yani. Açtı kendini. Açtırdık mı? Evet arkadaşlar, burada kendini açtılar. Eğer sen hala onu tanıyamadınsa ve hala sen onu sevemedinse ne zaman seveceksin? Ama durup dururken o bunu söyleyemezdi. O bu şekilde anlatamazdı.
Yani bir şey yaptıracaksa bunun mutlaka bir sebebi vardır. Bir sebebi değil. En az 100 tane sebebi vardır. Bu sebeplerden bir tanesi. Tanışalım diye. Birbirimizi tanıyalım diye. Birbirimizi sevelim diye. Onu bu kadar tanıdınsa rahatlıkla ona yaklaşabiliyor. Onunla konuşabiliyorsun. Onu tanıyorsun çünkü. Onun halini gördün. Eğer o halleri unuttuksa hatırlayalım bir daha. Hatırlayalım, birbirimizi sevelim. Bir olalım, bir. Hepimizin derdi aynıdır. Allah bir ve beraber olmamızı seviyor. Onun için, onun hatırına. Evet, başka? Siz mesela söylediniz. Biz mesela bu söylediğinizi tamam diyoruz, yapacağız diyoruz. Fazla sürmüyor yalnız bir hafta, 2 hafta ya da unutuyoruz. Mesela siz dediniz kardeşlerimizi çıkarttık, onlar sohbet ettiler. O zaman baktığımızda hepsinin halini hatırlıyoruz. Ama o zamanda kalıyor yani. Şimdi hiçbir tanesini bile hatırlamıyoruz yani. Bu unutkanlığımız neden kaynaklanıyor peki? Evet. Allah mutlaka bunu biliyor. Ne buyurdu? Hatırlat. Çünkü hatırlatma müminlere fayda verir. Hatırlatacağız birbirimizi. Arada bir size böyle sorun. Ben de hatırlatayım bari. Devam et. Sizin biraz önce söylediniz, ben nasıl yapıyorsam sizin de öyle yapmanız lazım. Hepimiz ilk geldiğimiz günden beri bunu biliyoruz. Bazen bahane uyduruyoruz. Bilmiyorum, belki bahane midir? Nefsimize güç yetiremiyoruz. İşten başımızı kaldıramıyoruz. Sıkıntılarımız var. Zahiri olarak sıkıntı çekiyoruz. Manevi olarak sıkıntı çekiyoruz. Birçok Evet. şey öne sürüyoruz. Bunu yapmıyoruz. Yani eğer biz gerçekten sizin söylediğiniz gibi, sizin gibi yapmaya çalışmış olsaydık şayet nasıl olurdu yani? Evet. Esra zaten onu söylüyorum. Allah dilediği kimse için bütün günahları affeder ama Allah şirki affetmez buyurdu. Birbirimizi sevmiyorsak günahımızdan dolayı değil, şirkimizden dolayıdır. Nefsimizin enaniyetinden, kendisini beğenmesinden dolayıdır. Allah diyemediğimizden dolayıdır. Allah'ı her şeye tercih edemediğimizden, Allah'ı isteyemediğimizden dolayıdır. Nefsimizin kırılmasına ne diyoruz? Beni kırdı diyoruz. Niye kırdı seni? Ben kırıldım diyoruz. Niye kırılıyorsun? Bu kırılan şey nedir yani? Sen yani o karşındaki insandan bir melek olmasını mı istiyorsun? Evet, kırıldın. Niye kırılıyorsun? Çünkü onu sevmiyorsun da ondan. Onun sevgisi yani o kadar sende basittir ki, o kadar küçüktür ki bir kelimesine, bir bakışına kızdın sen. Kırıldın değil, kızdın. Ona kızıyorsun sen. Mesela birinin çocuğu 100 tane yanlış yapsa da ona kızıyor mu? Kızmaz ona. Sen kızıyorsan sen büyük değilsin bir kere. Sen büyümemişsin. Sen çocuğunu bile olduğu gibi daha kabul edememişsin demektir. Sen büyüksen, o yanlış yapıyorsa sen ondan daha büyüksün. O zaman büyük gibidir. Kızma. Bu bilmiyor de. Sen ondan daha iyi biliyorsan, sen ondan daha büyüksün. Sen onun yaptığı yanlışı yapmıyorsan, düşmüyorsan, sen ondan daha büyüksün. Manevi olarak daha büyüksün. O zaman ona kızma. Ona yardım et. Ona sarıl. Evet, sorun Allah'ı kabul edememe meselesidir. İman meselesidir yani. Hepsi döner dolaşır oraya gelir. Eğer Allah'ı sevsek, Allah için sevsek, Allah diyeni sevsek, Allah'ı isteyeni sevsek,
Evet, hatalar, kusurlar küçülür, basitleşir. Allah birbirinizi sevin dedi mi? Resulullah Efendimiz buyurdu mu? Cennete giremezsiniz iman etmedikçe. İman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. İman etmek mi istiyorsun? Cennete gitmek mi istiyorsun? Birbirinizi seveceksiniz. Ben sevemem. Ya ben kızıyorum. Falanca böyle yaptı, filanca böyle baktı. O zaman senin derdin cennete gitmek değil, iman etmek değildir. Senin böyle bir derdin yok demektir yani. Kendini zorlayacaksın. Nefsini ikna edeceksin. Bu senin kardeşin diyeceksin. Bu Allah'ı istiyor. Acaba Allah katında sen mi daha kıymetlisin, bu mu daha kıymetlidir? Nereden biliyorsun? Ne demen lazım nefsine? Başını ayağına sür diyeceksin. Sür ki bir daha kırılmayasın. Seni rezil ederim böyle diyeceksin. Bunu ona yaptıracaksın. Zahiri olarak değil, manevi olarak yaptıracaksın. Bir mürşidi kamil. O anlatıyor. Bir gün diyor, ben sohbet ederken biri geldi. Ona karşı diyor, gönlümde bir ağırlık hissettim. Atmaya çalıştım, atamadım. Adam beni dinlemeye gelmiş, sohbete gelmiş. Derviş olmaya gelmiş. Ağırlık hissediyor. Sohbetten sonra cemaat dağılırken ona dedim ki evladım sen otur. Seninle işimiz var. O da tabii edeple durdu böyle. Herkes gitti. Sonra bu başını yere koyuyor. Ayağınla yüzüme basacaksın diyor. Bu haşa diyor. Ben nasıl bir hata yaptım ki bana böyle söylüyorsunuz? Bu diyor yok. Hata senin değil yavrum. Hata benimdir. Ayağınla yüzüme basacaksın. O diyor böyle utanıp böyle söyleyince ona karşı olan o gönlümdeki ağırlık gitti diyor. Bir mürşidi kamil kendini affetmiyor. Birine karşı gönlünde ağırlık oldu diye. Ceza olarak ne yapıyor? Ayağını diyor yüzüme basacaksın. Ben bir mümin kardeşim için gönlümde nasıl ağırlık hissedebilirim? Elbette ki eğer bir veli bir mürşid-i kamilse ondaki hali şirki biliyordu. Birçok sebebi vardı. Buna rağmen affetmedi onu. Kendini affetmedi. Kendisine taviz vermedi. Bir şey söylememiş. Gönlünde niye ki ağırlık olmuş? Bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu biliyordu. Onun için gönlümüzde, kardeşlerimize karşı bir ağırlık varsa bu bir felaket demektir yani. Orayı doldurmuşuz demektir yani. Evet, gönlümüzde hiçbir ağırlık olmaz. Muhabbet olsun. Ağırlık olduğunda onu silelim. Silemedik. O zatın yaptığı gibi yapalım. Zahiri değil, manevi olarak öyle yapalım. Yapalım, nefis buna tahammül etmez. Bir de o ağırlığı yapmaz yani. Manevi olarak yapalım derken, yani gözümüzü kapatıyoruz, farz et ki önümüzdedir, biz de başımızı, yüzümüzü onun ayağına sürüyoruz. Gider. O sıkıntı gider yani. Evet. Ne demişti Yunus Emre? Ben gelmedim davi için. Ben gelmişim sevi için. Benim işim gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Ne demek? Dünyada benim bir davam yok. Bir dava gütmeye gelmemişim. Ben gelmişim sevi için. Ben sevmeye gelmişim. Sevmeye. Benim işim gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Evet, gönül yapan kazanıyor. İşimiz gönül yapmaktır. İşimiz sevmektir. Buna gelmişiz. Tabii onu kabul ediyorsak. Boş konuştu diyorsa zaten boş konuşmuş adam.
Ne yapsın? Evet. Saat 11'i geçiyor. Sizi fazla uzattı galiba. Her ne kadar sizin sorularınız varsa sor hadi. Sor. Ya, mesaj alınmıştı. Allah hepinizden razı olsun. Allah birbirimizi sevmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Kendi rızası için. Amin. Bizi hem dünyada hem ahirette beraber eylesin inşallah. Amin. Bizi huzurundan mahcup eylemesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.